Arkadaşlar herkese hepinize merhabalar. Özal Durdu yeni bir videomuzda karşınızdayız. Bu video giriş yapacağız. Şu motorun motoru toplayacağız. Sökülmüş motor. Onu da şimdi göstereceğim. Burada daha bir sürü motor var. Şu motor da tamire gelmiş. 80'lik motor arkadaşlar. Cuba. Burada yine 3 tekerlekli motorumuz var. Bu tarafta da 100'lük kup motor var. Şu vitesli olan. Burada işte sökülmüş depo, mepo. Motor zannedersem, evet motor bu Mondial'in. Biraz sonra bu motor toparlama geçeceğiz. Bu motorunla toparlarken videolarını çekeceğim. Ne oldu başkan? Yap. Evet benim pistet de bu tarafta. Evet ustaya birçok sorular geliyor ama neyse o kısmı çekmeyelim. Arkadaşlar şimdi az önce bir motor topladık. Şimdi asıl motor bu motor tam 3 kere sökülmüş toplanmış. Artık sonuncu değil mi başkan? Evet. Şimdi şurada zaten piston piston zaten orada da şimdi bunun kafası var. Brank falan değişmiş. İçindeki bunun içinde parça mı değişecek? Toplanacak bu da. Toz almasın diye kapattım ben onu. Aslında bu contayı buraya mı yapacaksın? Tabi bu tarafa. Ben şöyle tutayım. Aman elle tokat. Geliyor. Ha gayret. Oh şu mekanizmaya bak ya. Şu içinden çıkan. Keseceğiz. Ha şu küçük parça. Parçalanmış. Tamam. Şimdi biz bunu nasıl sabitleyebiliriz ki düşmesin diye. Dur dur bırak. Ben bırakırım da güvenim yok. Altına bir şey koymak lazım. Şöyle koyarız. Gidelim. Masanın kafa zaten dışarı. Düştü onu. Çok ince şey koymuşlar. Kompayı çekerken zaten yırtılmıştı. Yine sopaya dizdik. Aman 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 aman. Piston büyük ya, bayağı da yakar ama. Ideal drift. En çok tutulan model. Driftler biliyorum yani. İş lastiği var mı? Var. Tam öyle. Cahil şimdi balatalar burada. Motorun şeyi. Ya şey zaten burada. Evet arkadaşlar. Motor elimizde şu anda. Levent üstü oraya bir tane conta yaptı. Çantamız hazır. Çantamızı yağlayacağız. Şimdi ufak bir yağlanma alacak. Evet şimdi yağlanmakla yağlama işi başlıyor. Şimdi arkadaşlar bu contayı yağlamadan koyarsanız evet. Karşı tarafa yapışır. Tamam. Bir daha sökmeye kalktığınız zaman tabii yırtılıyor. Parçalanır bir de iş çıkarır. Buralarda böyle, evet, böyle izler olur. Aynen. Bu izler eski işini sökmeye kalktığımız için bizi de uğraştırıyor. Ama yağlayıp da koyarsanız ilk günkü gibi çıkıverir. Aynen. Şimdi mesela burada iki conta var. İkisini birlikte merkezleyeceğim. Şu anda tam geldi. Biraz da buraya da yağ istiyor. Üst tarafı güzel yağmasın. Yağ içsin. İşte hareket bu.
Şimdi bunun üzerine biz yağ pompamızı yeniledik, tamir ettik. Tamam, o üstüne gelecek. Onun için yerine sıkacağız. Yağ pompamızın çalışma prensibi. Aşağıda gördüğünüz gibi o yerler ittirerek yağ alıyor. Tersine çevirirseniz bu sefer buradan alır, buradan atar. Bunun çalışma prensibi böyle yerine oturacak. Şu anda oturdu. Hafif tıklatıyoruz. Daha sonra bunların sabitleme saplama vidaları var. Bunları sıkacağız. Anladım. Heyecana gerek yok. Şeytan aldı götürdü, satamadı getirdi. Ateşleyin beni. Sen bir videoda diyorsun ya, ateşleyin beni. Gayret başkan. Evet, şimdi motorun yağ pompası. Yağ pompamız tamam. O tamamdır. Contasını yeniledik. Conta da yenilenmiştir. Bundan sonra takacağımız parçamız separatör dediğimiz. Ondan önce şeyimizi takacağız. İşte, işte arkadaşlar bakın, baskı balatalar bu bütün motorlarda, yani böyle devriyajlı, evet, kup motorlarda olur. İşte o merak ettiğiniz o baskı balatalar aslında bunlar. Aynen. Şimdi şöyle yapalım. Hani diyorsunuz ya abi, işte benim de aynı şekilde yağ değişiminden sonra işte çeksi düşüyor falan. İşte onların nedenleri bu. Bunun içindeki balatalar bitti mi, bir daha devriyajda kaçırmalar başlıyor. Yağlama olduğu zaman, i̇şte, yağlama güzel olduğu için bu sefer tutamıyor. İşte ani gazlar verdiğiniz zaman böyle boşta çeviriyor bazen. Çünkü benim de başıma geldi. Sonradan biz ne yaptık? Levent Usta'ya onun balataları değiştirdikten sonra motor düzelmişti, çekisi falan. Bunu takarken arkadaşlar önce şunu şöyle tasıyla birlikte çıkarıyoruz. Gördünüz. Bunları böyle alıyorsunuz. Hiç oynatmadan bir yere koyuyorsunuz. İlk önce bunu takmanız gerekiyor çünkü. Ortasındaki ne oluyor biliyor musunuz? O bunu kilitlemem lazım. Şimdi bunu böyle koydunuz. Tamam. Şu anda yerine oturdu. Tamam, geldim. Daha sonra bunu koyuyorsunuz. Oraya geçirdik. Bu da renklerinden geçirip aşağı doğru böyle merkezledi. Şimdi ondan tekrar sonra arkadaşlar bunu alıyorsunuz. Bunlar önce hepsini hizaya getiriyorsunuz. Burası aynı oluyor. Bu dördü bir. Bir tanesi ortada. Takarken de dört tane olan en çukur noktaya inecek. Bir tane olan en yüksek noktada kalacak. Şimdi yavaş yavaş. Hatta dur, açık şunu çevireyim. Biraz böyle olacak. Olay bu. Olay. Yağ pompası, devriyaj baskı balatası buraya oturdu. Buraya yağ separatörü koyulacak. Yağ separatörü. Tamam, kapatayım şimdi şeyi. Şimdi böyle bir şu parçaları ufaktan gösterelim. Yağ pompasının şeyi. Hı-hı. Üç tane de separatörü vidası. Tamam. Şimdi 1-2-3 aç. Evet, parçalar. Şimdi arkadaşlar buradaki gördüğünüz parçaları sırasıyla ve yerli yerince dizeceğiz. İlk öncelikle yağ pompamızın dişlisi. Bunun burada bir çentiği var. Başka türlü zaten oturmaz yerine. Böyle yapıyoruz. Yerine koyuyoruz.
Ondan sonra zincirimiz var, yağ pompası zinciri. Bunu böyle iki etapta taktığınız zaman bol gibi durabilir, gözünüze gelebilir. Evet. Ama bunlar bu şekilde oluyor. Çünkü sıkılığa gelmiyorlar. Biraz böyle bolmuş, gevşekmiş gibi. Hani normal motor zinciri gibi düşünmeyeceksiniz. Bunlar böyle takılıyor. Bunu sıkarken de zinciri takmadan sıkamazsınız zaten şu vidayı. Sebebine gelince burası boşta döndüğü için zincir bunu tutacak, granka bağlı olduğu için sıkabileceğiz. Başka türlü onu sıkamayız. Şimdi onu sıkacağız. Tamam. Onu sıkmayı göstereceğim. Ellerimizin yağını sildik. Lokma ucunu değiştirdik. Hadi şimdi ateşimizi. Buradan bastı baratından tutuyoruz arkadaşlar. Hemen şu motoru. Hemen oradan tutuyor. Evet. Yaklaşık 15 torkla, tork anahtar olanlar için, olmayanlar için de gücü yettiği kadar sıksınlar. Tamam. Şu anda bu hazır. Hazır vaziyette. Bundan sonra baskı balatamızı toplayacağız. Baskı balatamızı önce yaylarını diziyoruz. Tamam. 1-2. 5 adet yayı vardır arkadaşlar. 3. Bazılarında çift yay olur, bazıları tek yay olur. Bunlar tek yaylı olan model. Bu şekilde gördüğünüz gibi vidaları 5'ini birden yerine takıp oturtuyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar öncelikle ellerinizle böyle yoklayıp birer ikişer diş tutmasını sağlıyoruz. Aynen. Boşluğunu alana kadar elimizle sıkacağız. Tamam, boşluğunu aldık. Şimdi on anahtarımızı alıyoruz. On anahtarla bunları da hep çapraz gideceğiz arkadaşlar. Hep bir taraftan sıkarsanız bu alüminyum plakayı patlatırsınız. Şimdi buradan sıktım. Aşağıda buradan. Bunları bir sıktıkça diğerleri boşa çıkacak zaten. Daha sonra buradan. Daha sonra buradan. Sonra burası. Şimdi buradan yine aynı şekilde ilk sıktığımız gibi. Sonra buradan alacağız. Karşıdan. Bunlar sıkılıkları iyi. Evet arkadaşlar. Şimdi sekmanı oturtuyoruz yerine. Sekmanı takıyoruz. Şimdi baskı balatayı falan hepsi taktık. Yaylar üzerine geldi. Sekman takılıyor. Sekmanımızı kontrol ediyoruz. Tamam. Geçmiş yerinde oynuyor. Şimdi bundan sonra vidalarımızı takacağız. Üst parça gelecek. Bunları önce elle yokluyoruz. Aha, önce boşlukları almıyor. Birkaç boşluk tur döndükten sonra boşluklarını alacağız. Daha sonra yeteri kadar sıkacağız. Boşluklarını aldık. Cırcır onunla sıkmaya geçiyoruz. Ben şuradan bir yandan aslan düşmesin. Haydi buradan tutuyorum. Çapraz gidiyoruz. Giderken bir sağdan, bir oradan, bir buradan. Normalde tork anahtarı olan arkadaşlar için 12 torkla sıkılıyor bunlar. Tork anahtarları olmayanlar gücü yettiği kadar sıkacak. Çünkü bunlar eğer açılacak olursa baskı balata dağılır. Motorda büyük hasarlara yol açar.
Vedat abim çalışıyor. Evet, burası sanayi sitesi. Herkes çalışıyor. Bak yok. Evet. Burası tamamdır. Şimdi bunun iteceklerini koyacağız. Üzerine şeylerini, bileleri. Bunları böyle takıyoruz yerine arkadaşlar. Balata, baskı balatanın iteceği buraya bastığı zaman ayıracak. O şekilde çalışma prensibi öyle. Daha sonra arkadaşlar vites ayı sabitleyici olan bir parçamız var. Onu koyacağız yerine. Yalnız onu koymadan önce şu vites kolumuzu bir çıkaracağız yerinden. Ki daha rahat çalışabilelim. Vites ayı parçamız bu. Burada gördüğünüz gibi yeri var. Bu çentik buraya gelecek. Bunu yerine koyduğumuz zaman karşı tarafa baskı uygulayacak. Şimdi önce bu vidayı oturtacağız yerine. 1-2 düş tuttuktan sonra arkadaşlar. Tamam. Ellerimiz yağlı olduğu için tam tutamıyoruz. Çok sıktık, azıcık gevşettik. Yerini alacağız onu. Az daha. Şimdi bir tane vidayla vites ayını oturtacağız yerine. Biraz daha sıkalım bakalım. Testlerimiz geçer. Görün arkadaşlar, motor toplama, yarım motor da olsa bir dünya iş. Bir arabanın motorunu hayal et. Bu da işte bir araba motorunun yarısı. Şimdi arkadaşlar, yağ pompamızın vidasını sıktık. Yağ pompamızın koruyucu sacını koyuyoruz. Yağ separatörümüzü takacağız. Evet, bakalım. Bazı ustalar buna yağ çalkalayıcı da der. Bakalım, ben de o parçayı merak ettim. Hangi parçayım? Şu parçayı. İşte bu parçamız. Bunu evet. Takmadan önce içerisinde illa bunların pislik olur. Pislik olmasının sebebi adı üstünde yağ çalkalayıcı. İşte. Yağ içindeki pislikleri kendinde tutar. Bunları görüyorsunuz. Bunları ne zaman sökerseniz temizlemeden kesinlikle koymayın.
Motorun ömrünü uzatmış olursunuz. Bunlar da, şimdi bunu bezlede sileceğiz. Bunlar da gayet önemli bilgilerdir. Motor kullanıcı arkadaşlarımız. Ehliyetli alınmış 5000 lira başkan. 5 mi? 5'e kadar çıkmış. Motor da veriyorlar mı bedava? Evet, şimdi bir kup motor parası işte. Bizim yeğenler miyenler hepsi katıldı da bu amcama kızı da katılmış. Şimdi şey yazılı galiba geçmişte direksiyon sınavı var. Önemli olan direksiyonu geçmek. Ben YouTube'dan izledim onu. Kocalar oturuyor yanına. Çok sıkıntı. Şimdi bunun içini güzelce temizledik. Bunu bu şekilde böyle yerine oturtuyoruz. İşte orada freze dişliler var. Çok hafif bir plastik çekişle. Yerine oturdu. Ondan sonra burada bir segmanımız var. Aslında bu pul ama segment tipinde bir pul. Yani bir tarafı kavislidir. Hı. Tam düz değil. Bunu böyle koyarsanız hiçbir faydası olmaz. Bunu böyle koyacaksınız. Aşağıya doğru baskı uygulayacak, sıkıştıracak, bir daha da açılmayacak. Yani ters koymamaya dikkat edin. Ters koyarsanız vidanın açılmasına sebep olur. Vidamızı sıkarken de burası yüzeyde kalacak üst tarafta. Burası aşağıda düz olduğu için en fazla baskı buradan uygulayacak. Bunu böyle koyarsanız bu vida gene sağlıklı olmamış olur. En güzeli bu düz tarafın aşağıya gelmesi. Bunları şimdi arkadaşlar özel bir aparatı var. Her öyle önünüze gene şeylerle sıkamıyorsunuz. Aynen. Bu normal diş. Bu ters diş. Şimdi aparatıyla elle sıkacağız. Daha sonra havalı kompresörle sıkacağız. Önce buradan aparatımızı alacağız. Aparatımız var. Birisi bu. Bir tanesi bu. Bunlar CG ve bu drift motor. CG'lerle driftler hemen hemen çoğu parçası aynıdır. Birbirlerine kopyalanmış gibiler. Bu parçayla çok rahatlıkla böyle şak diye yerine oturur. Normal diş yönünde sıkılır. İlk başta boşluğu elle alacağız. Tabii boşluğu elle alacağız ki yanlış diş tutturursanız zarar verirsiniz. Bu da sıkma yönüne açılır. Yani açıyormuş gibi sıkacaksınız. Aynen. Ters yönde. Ters yönde aynen. Şimdi buna göre bir lokma alalım. Tamam. Kaçmış bu? 20-22 tam geldi. Cırcırımız o da burada. Yine motora bir destek lazım. Bunu böyle elle sıkmaya çalışırsanız burası illa oynar. Çok da sağlıklı olmaz. Biz şimdi sadece boşluğunu aldık. Birazdan havalı kompresörle sıkacağız tabancayla. Bunun yönü tersti. Yani doğru işi düz dişti bu. Burada böyle sıkıyoruz. İyice boşluğu aldığını tutacağız. Daha sonra hemen kompresörle sıkacağız. Sıkıştı mı yaklaşık? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir derin diş. Ne zamandır gidiyor diş. Sonuna geldik. Bir daha. Tamam. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi diş kafası çıktı. Buradan da çıktı. Şimdi biz bunları alacağız. Havalı matkabımızı alacağız. Motoru da götüreceğiz dışarıda. Kompresörümüzü de sıkacağız. Bir daha geleceğiz toplayacağız. Sıkarken sizlere gösteririz. Şimdi kapatıyoruz. Tamam. Şimdi o. Arkadaşlar havalıyı taktık. Vay 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 vay. Bu tersi mi sıkıyoruz? Tamam.
aç. Arkadaşlar videonun devamını çekmeye devam ediyoruz. İçeriye aldık motoru, demin sıkma işlemleri gerçekleştirdik. Şimdi separatör kapaklarını takacağız. Şimdi kapaklar takılıyor. Kapağımızın üzerinde contası var. Takarken o contanın orada olduğundan emin olun. O orada olmazsa motorun içindeki biriktirdiği pisliği bir daha gene içeri gönderir. Evet. O zaman işini yapmamış olur. Ama separatör kapağımızı oturttuk. Üç tane zaten. Bir daha sahip. Yıldız mı lazım? Yıldız olmaz abi. Bunları biraz sıkarken hem vuracağız hem sıkacağız arkadaşlar. Vurmamızdaki amaç altındaki conta geçir aşağıya doğru iyi yapışması için. Bir de bu vidalar iyi sıkışması içindir. Daha sonra cırcırla bastırarak sıkacağız. İşte iyi. Evet. Bu da tamamdır. Bundan sonraki işlemimiz contamız. Önce şu kenarları güzelce temizlemeniz gerekiyor. Biz temizliğimizi yaptık. Herhangi bir pisliğimiz, bir şeyimiz yok. Çünkü bu kenarlarda bir tane kum tanesi dahi kalsa yağ kaçırması büyük. Evet, yağ kaçırmasına sebep olur. Güzel contanın güzel oturmamasına sebep olur. Bu yüzden ki onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu da normal kağıt conta değil mi? Aynen, kağıt contamız. Önceden zaten yağlamıştık biz onu. Bunun ara conta dedikleri bunun bir altı değil mi başkan? Ara conta bu. Tamam. Onu önceden topladık. Şanzıman toplarken toplandı. Şimdi bazen arkadaşlar hani oluyor ya, diyorlar ya conta yakmış diye. O bu kapakın altındaki değil de bir alttaki oluyordu değil mi? Evet. Conta yakması da bu. Kartel kapak contası. Aynen. Bu dış kapak. Bu genelde arabalarda da kaynaklı arkadaşlar. Arabalarda da biliyorsunuz bazen diyorlar ustalar işte conta yakmış araç falan. Aynı muhabbet. Bırak şimdi böyle. Motosikletlerde de geçerli. Şimdi yüzüklerimizin biri burada, biri yerinde. Bunu takarken arkadaşlar bunu böyle şu vaziyette takmanız gerekiyor. Böyle takarsanız kesinlikle yerine oturmaz. Başınıza iş açar. Tam yönde. Bunun takılma şekli. Şu şeyi çıkartma gerek. Yok, ona gerek yok. O dursun yerinde. Sen şöyle karşı tarafa tutuver onu. Böyle dursun. Şöyle bloğundan tut. Şimdi üst kapak kapanıyor. Üst kapağı takıyoruz. Bismillah. Şimdi azıcık böyle kenara. Tamamdır. Şansı yok. Tamamdır. Şimdi buradaki conta şeyimizi ağızlatacağız önce. Plastik çekişimizi alıyoruz. Bu sesi duyduğunuz zaman oturmuş demektir. Boşluk çok sesi yok. Aynen. Burası da tamamdır. Şimdi vidalarımızı sıkacağız arkadaşlar. Şimdi sıkma işlemleri başlıyor. Tamam, kapatabilirsin. Kapatabilirsin. Şimdi sal aşağı motoru da. Şöyle dursun. Öyle durayım, tamam.
Evet arkadaşlar, şöyle bir kısa bir video çekelim. Bu motorun zaten diğer videoların hepsini çektik de. Üst kapağı, müst kapağı hepsini şunları topladık, vidaladık. Şimdi şurada yağ şeyi var, süzgeci var. Pompası, süzgecini koyacağız yerine. Onu da bir takalım. Sonra sıra kafaya gelecek. Kafa toplanacak. Piston, sekman, gömlek, eksantrik zinciri vesairesi. Motor zamanında galiba bayağı yağ kaçırmış demeyeceğim ama bu taraf zincir tarafı değil mi başkan? Hı hı. Tabii bu taraf zincir tarafı olduğu için. Buranın keçesi de değişecek. Orada keçe yok bak. Yağ kaçırmış yapacağım. Bunu böyle takıyoruz. Ters takarsanız oturmaz yerine. Daha sonra yayını da önce temizleyelim. Kum tanesi bir şey kalmış olabilir. Motorumuzun markası Mondial. Drift. Drift 125'lik. En çok tutulan modeli. Zaten motorun dış cephesini, dış kasasını zaten gösterdik. Yine gösteririz. Ama mühim olan öncelikle şu kellerin toplanmasıydı. Çoğu gitti, azı kaldı. O kısmı. Ah, gayret. Bu ne haber Avruz, yarım tuttu. Vay vay. Çıkıyor yaz ortasında. Arkadaşlar dün yağmur yağdı. Bugün de hava günlük güneşlik ama çok rüzgar var. O sebepten dolayı. Evet. Motorun zaten dış kısmı. Şimdi sırada yavaş yavaş şu gördüğünüz üst kafa tarafı gelecek. Evet. Silindir takımını koyacağız. Silindir işte. Piston vesairesi. Şu merak edenler varsa eksantrik zinciri hiç unutmam. Yıllarca kup motor kullanmış, skuter motor kullanmış insan. Bunu hiçbir zaman unutmaz. Pistonun bir ölü tarafı vardır. Bir de bilmem bir ölü kısmı, bir de ne diyorlardı başkan? Ateşleme miydi? Ne diyorlardı? Şimdi bu ölü noktaya. Heh. Ölü nokta en yukarıdaki noktasıdır. Ha işte. Şimdi ölü noktayı alacağız. Yavaş yavaş piston çıkıyor. Şu an ölü noktada. Silindiri bu şekilde takacağız yani. Şimdi ellerimizi yağlarını silelim. Arkadaşlar dedik üst kısmına doğru geliyoruz. Silindiri oturtacağız yerine. Silindir dediğimiz bu. Önce şu birleşim noktalarına birer tane damla damlatacağız. Çöntüye öyle takacağız. Silindir burada, piston dediğimiz, pardon. Silindir galiba. Silindir burası. Silindir, piston bu. Piston bu. Şuna ne diyorlardı? Silindir kapağı da yerde. Zaten hepsini göreceksiniz. Arkadaşlar videoyu çekmek bizden, izlemesi sizlerden. Evinizde bunu izlerken alın birer de bardak çayınızı koyun yanınıza, açın bilgisayarlarınızı. Verin coşkuyu. Verin coşkuyu. İstediğiniz gibi Levent Usta'yı seyredin. Yapılan işçiliği de kendiniz görün. Tabii birkaç yerlerini gösteremediklerimiz yerler olmuştur illaki ama alt tarafı iki vida sıkmak, onu sizler de yaparsınız. Mühim olan kısımlar işte buralar. Şimdi arkadaşlar pistonu takarken pistonda sekman geçişleri var. Sekmanların birleşim noktaları. Onları zıt olacak şekilde koymanız gerekiyor. Aksi halde motorunuz yağ yakar. İşte. Birini aşağıda, birini yukarıda. Yağ sekmanı neredeydi? Burada. Diğer sekmanımız burada. Şu anda yerine gelmiş durumda. Pistonumuzu takarken güzelce bir yağlamanız gerekiyor. Hem pistonu hem silindiri. Bunun sebebi de takarken çizmemeniz içindir. Aynen. Özellikle şu deliklerin olduğu yere sıkıyorsunuz. Yukarıya sıkıp böyle sekmanların arasına, o kendisi gezecek yağ aralarını. Aynen. Daha sonra silindirin içerisine
sıkıp parmağınızla dolayacaksınız böyle. Takarken iki tane yüzük vardır. Bir tanesi burada, bir tanesi karşıda. Buralara ellerimize bakıyoruz. Herhangi bir pislik bir şey var mı? Karşı tarafı zaten temizlemiştik. Şimdi eksantrik zincirimizi buradan alıyoruz. Evet, bak izleyin. Bu şekilde. Tamam, artık gitmez. Saplamalar yerlerine getiriyoruz. Daha sonra pistonu oturtacağız. Şu anda pistonumuzu oturttuk. Piston oturturken düz bir şekilde yapmanız gerekiyor. Aksi halde gövdeyi çizersiniz. Bu da yağ yakmasına sebep olur ilerleyen zamanlarda. Şu anda biz pistonumuzu oturttuk. Bundan sonra rahatlıkla aşağı doğru ittirebiliriz. Aman baskın oldu. Evet. Şu anda oturmuş durumdadır. Gayet güzel oldu. Şık atıyoruz. Yerine oturmuştur. Bundan sonra vidalarını sıkacağız. Daha sonra silindir kapağını açtığımız zaman takarken bir de onun videosunu göstereceğiz. Arada göstereyim. Arkadaşlar biz buna marş motoru diyoruz. Silindir, üst kapağı, piyano. Piyanolar orada, üst kapak. Sibop dedikleri. Eksantrik milimiz komple. Bunu sıfır aldık arkadaşlar. Evet, devam. Ne demiştik? Eksantrik. Eksantrik milimiz. Mili, tamam. Bunlar da silindir kapağını, saplama vidaları. Saplama vidaları. Hepsini anan göstereceğiz. Bazen şimdi, göstermiyoruz. Evet kardeşler. Öncelikle bu coltamız da sıfır. Evet. Bunu takmadan önce yağlayacağız. Her iki tarafını. Yıllar önce kup motorda da şu masanın üzerinde yine parçalar göstermiştik. Evet. Arkadaşlar niye sonunu getirmediniz diye bana kızıyordunuz ama bu sefer şu motoru toplarken size iyi kötü çektim. Bu sefer şu kafanın hepsini size anan hepsini göstereceğim. İsterse bir saatlik video olsun. Yağlamamız tamam. Şimdi diğer yüzeyi. Bak. Bu yağlamayı silindir daha iyi oturması için. Evet. İz yapması için yapıyoruz. İleride yani sökerken. Sökerken de karşı tarafta kalmasın. Zarar vermesin diye. Yağlı oldu ama güzel oturuyor. Aynen. Kırmızı contasız var zaten kendi orijinalinde. Evet. Şimdi eksantrik zincirimizi gene buradan alıyoruz. Zinciri dikiyoruz. Yüzüklerden takıyoruz. Şu anda o da tamamdır. Gayet güzel oturdu. Bundan sonraki adım da silindir kapağımızı takacağız. Evet. Arkadaşlar silindir kapağımızı daha önceden sivopları söktük. Sivopların altından kurum yaptığı için temizledik onları. Birinde biraz bir tam kapanma yapmıyordu. Şimdi kapanması gayet güzel. Hatta içine döktüğümüz yağ da sulu benzin de hiç gitmemiş. Bunun sebebi de sızdırmaması. Sızdırmış olsaydı hiçbir şey kalmazdı burada. Şimdi temizliğini yapıyoruz. Evet. Burası emiş tarafı, üst tarafa gelecek. Yine eksantrik zincirimizi alacağız. Bu kabloyu niçin bağlıyoruz? Zincir birden pat diye düşüp de eksantrik milinden çıkmasın. Aynen. Diye. Şimdi bunu bu şekilde böyle yaparken önce burada bir zincir gergi kayışımız var. Onun yerine oturmasını sağlıyoruz. Şu anda silindir kafamız yerine oturmuş durumda. Bu gene böyle duracak. Bunu aşağıdan bir yerden sıkıştıracağız. Geri kaçmasın. Motorda düşmesin. Bundan sonra ilk yapmamız gereken motorun diğer sabitleme vidalarını sıkacağız. Onlar da burada. Hepsinin altında birer tane pul gelecek şekilde. Bak dikkat edin, hepsinde pul vardır. 1 2
Bunun pulu var. Öbürünün pulu burada. Burada. Onun da. Onun pulu burada çıkmamıştı. Bu da dördüncü parçamız. Tamam. Bunları metrik 12 tutar. Metrik 12. Metrik 12. Oradan cırcırımızla sıkacağız. Bunlar da yine 14 nm tork olarak sıkılması gerekiyor. Dokunaklarımız olsa sonuna kadar sıkın. Bunlar gevşekliği kabul etmiyor. Aşağıda iki tane silindir sabitleme vidalarımız var. Onları da takacağız şimdi. Metrik 8 tutuyor onların başlarını. Onları da sıkacağız yerine. Ama önce bunları sıkıyoruz ki motoru komple aşağıya doğru sıkıştırsın. Tamam. Düz bir şekilde otursun yerine. Evet, şu anda boşluğunu aldık. Boşluğunu aldık. Şimdi diğerini. En son üstteki. Bunu da sıktık. Yağını siliyoruz. Kuvvetlice sıkmaya geçeceğiz şimdi. Bunları sıkarken yine çapraz sıkıyoruz. Her sıktıkça diğerleri gevşeyecektir. En son gevşekliği alana kadar sıkacağız. Bunları sıkmadan eksantrik ayarı yapamazsınız. Yapsanız da boşuna yapmış olursunuz. Sıkarken yine bozulacaktır. Öncelikle sağlam sıkmanız gerekiyor. Evet. Bu da güzel. Evet, sonra geliyoruz. Evet, son. Şimdi saplama vidalarımızı gayet güzel sağlam bir şekilde yerine sıktık. Şimdi silindir saplamalarını yerlerine merkezliyoruz. İki adet vida orada. Evet. Şimdi bunları 8 cırcırla sıkacağız yerine. Hemen kayda devam edelim. Oraya sığmaz ama yerine. Sıkmaz mı? Oraya sıkıyoruz. Bunları daha sonra açık ağız anahtarla yeniden deneyeceğiz. Boşluklarını alacağız. Şimdi boşluklarını alıyoruz. Evet. Açık ağız anahtarımız. Metrik 8 açık ağız anahtar. Açık ağız anahtarla son rütuşlarını yapıyoruz. Böyle güzel sıktı. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar motorumuzu senteye getirme yerine geldik. Evet, işte bu motorlarda en önemli olan şey de odur. Sente ayarını bilmezseniz işte, hiçbir şekilde çalıştıramazsınız. İşte şimdi millet en çok zaten bu bölümleri merak ediyor. Ve ben de sizler için o bölümü an an göstereceğim arkadaşlar. Şimdi onun için büyük bölümlerimizi sağlayalım. Sırını tutuyor arkadaşlar. Tamam, önce silindirin sentede olup olmadığını anlayabilmek için üst taraftan statör kapağının deliğini açacağız. Önceliğimiz şurası. Yıllar önce zaten şeyden de yapmıştık.
Çok sert. Şöyle yapalım. Biraz darbe olunca açılıyor, öteki türlü bozuluyor. Daha sonra da şimdi buradan o tarafta sökülecek. Arkaya başka. Bayağı sıra aşırı sıkmış ama. Bunlar hiç açılmadı ya. Motor komple indirdiğimiz için bunları açma gereği duymadık. İçeride arıza olduğundan dolayı. Bunun arkadaşlar şanzımanı dişli dağıtmıştı. Bile dağıtmıştı şanzımanı. Bile dağıttığı için motoru yeniden söküp şanzımanı toplamak zorunda kaldık. O yüzden bunları açmamıştık. Yeni açıyoruz bunları. Şimdi arkadaşlar motorumuzu senteye getirebilmek için Grank tarafından 14 lokmayla çok 15 de olabilir, bakalım 15 mi? Bu da olabilir ama 14 olursa daha iyi olacak. 13, bu 14'tür, evet. 14 lokmamızı bulduk. Buradan şimdi kamerayı buraya tut. T dediğimiz ölü nokta. Şu an bu şekilde silindir ayarı yapmamız gerekiyor. İçeriği zoomlayabilecek misin? Tamam. Şu an sonladım. T kenardaki şu çizgi tam şu kertikle beraber düz olacak. Bu şekilde silindir ayarı yapacağız. Tamam. Evet, şöyle duracak o. Sen şimdi şöyle tutabilecek misin onu? Bunu, otur bende. Bunu tut. Burayı tut. Tamam. Bunu tutacağım. Azıcık daha çek. Orası öyle düz olacak. Tamam. Tamam. Şimdi eksantrik milinin pozisyonunu takacağım. Eksantrik milimizi ölü noktadayken bu şekilde oluyor. Şuradaki nokta işareti yukarı gelecek şekilde takıyoruz. O da böyle. Bakıyoruz düz mü? Hafif biraz yamukluk var. Bir dış atlatacağız. Buraya böyle baktığınız zaman arkadaşlar böyle düz olacak aşağıya doğru. Burası T'de. Burası da düz. Evet, çok güzel. Şu anda bu şekilde. Silindir kapağımızı kapatıp sübap ayarı yapacağız. İşte. Daha sonra buradan gerdirmeyi takacağız. Silindir kapağımızı taktıktan sonra. Şimdi yaparsanız bu şeyi kapatamazsınız. Ay. Kapağınızı. Gerdirmeyi en son. Şimdi silindir kapağımızı alıyoruz. Nerede silindir kapağımız? İşte burada. Ay. Silindir kapağımızın contasını yeni değiştirmiştik. Bunu bir temizlik yapıyoruz kenarına. Herhangi bir kum tanesi bir şey kalmış olabilir. Sübapları takarken böyle olmasına dikkat edin. Aşağıda olacak. Bu şekilde takacaksınız. Evet. Cırcırı tutmaya devam edeyim mi? Tut. Tam T'de. Azıcık geriye al. Biraz daha. Tamam. Şimdi tamam. Tamamdır. Ondan dolayı şurada birazcık şey yapalım. Burada yüzükler oturmuyor. Bir tane de karşıda olacak yüzükler. Yüzükümüzün biri yok arkadaşlar. Muhtemelen o yüzden oturmadı. Şu yüzükümüzü bulup böyle oturtacağız. Kapatalım sen. Dur başka az bir takı tutun. Evet, baştayız. Evet, şu an silindir kapağını takıyoruz yerine. Şu anda oturdu. Silindir kapağının saplamalarını taktıktan sonra burada gergimizi takacağız. Ondan sonra sübap kapaklarını açıp sübap ayarı yapacağız.
Şu vidalarımızı alalım. 3, 4. Her yerimiz yağ oldu. Çırcırını yaptık. Dur. Bunu çok sıktık. Hepsini yine eşit sıkıyorsun. Öteki türlü silindir kapağını parçalayabilirsiniz. Şimdi bunlar hazır. Evet, onu da sıktık. Arkadaşlar strip ayarlarına yavaştan yavaştan geçeceğiz ama öncelikle gayret yavaş. Oldu. İş kazasıdır. Evet. Tamam. Şimdi can alıcı noktaya geliyoruz. İşte herkesin merak ettiği, hatta yeri geldiğinde bize kızdığınız, niçin sonunu getirmiyorsunuz dediğiniz o muhabbete geliyoruz arkadaşlar. Hadi birini de ben sökeyim. Şimdi sivop ayarını Levent Usta yapacak, siz de görün. İşte sivoplar burada. Bunlara kimileri sivop der, kimileri de piyano der. Piyano oynuyor. Piyano altı. Piyano altı. Bunlar sivop. Bunlar sivop. Şurada zaten T işaretini göreceksiniz. Sanki geldi zaten. Ben şu motoru tutayım her ihtimalle. Şimdi çoğusu arkadaşlar internette izliyoruz. Bunları jiletle yapanlar da var ayar olarak. Ama bizim Levent Usta artık şey yıllardan beri çözdüğü için şimdi onun şeyini kendi eliyle yapacak. Ama önce şuradan bir ayar yapması lazım. F'ye geldi şu an. T geldi. Şu an T. T'de kalacak. T'de şimdi kalıyor. Gergiyi takacağız arkadaşlar. Gergi. Çünkü gergiyi takmana sivop ayar yapamayacağız. Şimdi video kaydına geçeceğiz ama. Şu motoru bir tut. Ben de şunu bir de sunu açayım. Evet arkadaşlar, motor birleştikçe ağır olmaya başladı. Hemen yarım olarak kaldırdım. Evet. Önceliğimiz gergiyi ayarlayacak Levent Usta. Bakın spoplar burada. Birinci spop. Bir de ikinci spop. Şimdi bu spopların birisi egzozlu, birisi de ne diyorduk Levent? Emme olarak geçiyormuş. Bu taraf emme, bu taraf egzoz. Bak egzoz tarafı arkadaşlar, görüyorsunuz.
Şuradan zaten egzozun çıkış şeyi var. Manifoldün olduğu kısım. Şu taraf her zaman egzoz tarafıdır. Bu tarafta her zaman emme tarafıdır. Yani bu tarafta zaten benzin girişi bu kısım olduğu için. Gayret başkan. İstersen şarjıyı verelim. Zor. Havalıyı versek. Şunu soksak içine. Evet. Bunun noktasını göstereceğiz. Çantamız üzerinde. Temiz. Ne lazım başkan? Şimdi sen onu tutuyor. Evet, tutun lazım bunu bulacağım. Evet, biz şöyle bir oturalım. Şimdi arkadaşlar önce gerginin gergi ayarlanacak. Burada ayarı var. Onu çektikçe geri saracak. Şimdi gösteriyoruz. Zaten. Şekilde görüldüğünüz şu gibi. Şu anda geriye doğru çekildi. Ondan sonra bunu yerine koyacağız. Sonra şu vidaları sıktıktan sonra motorunu da yerinden çıkaracağız. Daha sonra kendisi ittirerek gidecek. Hafif bir elle tutturduğumuz zaman yetecek o bize. Bu mesele bitiyor. Tamam. Şimdi bunları sıkacağız. Ondan sonra şimdi ne lazım sana? Küçük dört tane alayım yani. Bunları sağlam sıkmanız gerekiyor. Keçeden yağ akıtabilir. Ondan sonra bu civatayı sıkacağız. Bunda burada keçesi var. O keçe olmadığı zaman gene yağ akıtır. Bu da tamam. Evet, işlemi de tamam olduktan sonra. Şimdi sivap ayarına geliyoruz arkadaşlar. Şimdi hep sizlere merak ettiği işte o sivap ayarları arkadaşlar. Yine aynı şu şekilde. An T'de. Şu anda T'de. Sivaplarımız çok sıkı. Şimdi bakın lever tuşta olan. Sivap ayar anahtarını alıyoruz. Anahtar var. Anahtar. Oldu. Başkan sana zahmet şunu bir alsana. Bastayım bir patladı. O neymiş ya girdi. Olmuş. Evet arkadaşlar. Hep sizlerin merak ettiği niye sonunu getirmiyorsun dediğiniz işte o sivop ayarını göstermeye çalışıyorum şimdi. Bu sivop ayar anahtarı. Şapkasına oturtup. Şimdi arkadaşlar egzozu emmeye göre biraz daha fazla bırakıyoruz. Bunun sebebi egzoz sıcak olduğu için sivoplar uzama yapar. Uzama yaptığı zaman da motor içindeki sıcak havayı atamadığı için egzoz havasını sıkışmaya sebep olur. Randımanı düşer. Gördüğünüz gibi anahtarlar. Şu anda tamam. İlk önce piston tarafı şey egzoz tarafı ayarlandı. Hayda girelim. Şimdi arkadaşlar. Şimdi emme sibobunu ayarlayacağız. Emme tarafı gelecek. Evet şöyle gösterelim. Bakın görüyorsunuz zaten. Burada yapılan işlemler belli. Bunu egzoza göre biraz daha az avans veriyoruz. Bunun sebebi bu soğuk hava çektiği için bunlarda pek fazla egzoz kadar uzama olmuyor.
Ötek türlü fazla boşluk bırakırsanız motorunuza şıkırtı gelir. Şık 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 böyle çınlama sesi gelir. Buna egzoz burma veya egzoz sesi sibop burma veya sibop sesi derler. Tamamdır. Şimdi sivoplarımızı kontrol etmek için drankımızı çeviriyoruz. Öncelikle egzoz sivobumuz devreye girdi. Egzoz sivobumuz yerine geldi. Şimdi emme sivobumuz devreye giriyor. Evet, emme sivobumuz bastı. Yakıtı aldı. Geldi. Yukarıya geliyor silindir. Sıkıştırma yapıyor. Patlattı. Aşağı iniyor. Evet. Yine şimdi emme sivobu devreye giriyor. Yerine geldi. Bu şekilde bütün şeylerimiz, motor ayarlarımızın hepsi olmuş durumda. Hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi motorumuza yağını koyacağız. Şu anda kelle motorumuz toplanmış durumda. Sadece buranın contasını takacağız. Oranın contası hasarlıydı. Başka bir yeni conta bakacağım ona. Ona göre, çünkü orası vites çıkış yeri. Conta bu herhalde. Contası bu ama bu hasarlı. Hasarlı. Şimdi sağlamını tutup bütün izolasyonumuzu yapmış olacağız. Şimdi silindir sivop kapaklarımızı kapatıyoruz. Sivoplara işimiz yok. Tamam, işlem bitmiştir. Evet arkadaşlar. Bu tarafın işlemi de bitti. Ben de şunun boşluğunu alayım. Tamam. Bunları şimdi lokmayla sıkacağız. Tamam. O tarafı da sıktık. Burayı sıktık. Keçemize bakıyoruz. 20-34-7. 20-34-7-5. 7 burası. 34 burası. 5 burası. 7 neresi o zaman? İçerisi mi? C-C-20-34-7. Şeyden bakalım. Evet arkadaşlar, motoru A'dan Z'ye her şey toplandı, hazır vaziyette. İşte marş motoru burada. Onu da takalım. Evet, marş motoru da üzerine biraz sonra takacak. Leventus da ondan sonra sadece şu conta kaldı. Conta elimizde yok. Ondan sonrası motora, motorun üzerine montajı falan vesairesi yapılacak. Daha sonra bir daha çıta, roket gibi gidecek, füze diyelim biz onu. Vuracağız kırbacı. Dış şeylerin hepsi burada. Yani motor bu şekilde arkadaşlar, gördünüz. Zaten videolar hep kesik kesik, videoların hepsi birleştireceğim. Birleştirdikten sonra da size sadece oturup seyretmesi kalıyor. Yalnız çalıştırırken maalesef göremezsiniz. Belki Levent Usta bize bir sürpriz videosu WhatsApp'tan atarsa. Ben atarım sana ya. Ona da belki mutlasa tabi. Ayıbedişsin ya. Sizler için bu motorun sesini de dinletiriz. Belki şansa gidişinde görebilirsiniz. Ama sadece sesini de duysanız sizler için kafidir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Arkadaşlar, o topladığımız motor bunun motoruydu. Zaten video başında da göstereceğiz. Bu motoruydu. Gördüğünüz gibi egzozu vesaire servisi yani. İşte sabahtan beri bunun motorunu toplamaya uğraştık. Burada zaten 3 tekerlekli. Orada yük var. Evet, şimdi kapatıyorum.